yaptığını izleyin. İbrahim Çelik. Ben avukat Halil İbrahim Çelik. 2011 yılından bu yana İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum. Karşımızda profesyonel, bu işten ciddi para kazanan adamlar var. Her gün internetten milyonlarca liralık bahis oluyor. İzleyin ki yapmayın diye. İnanıyor. Kimileri kazanıyor, kimileri kaybediyor. Fakat bundan faydalanmak isteyen birileri daha var. Seninle bir kere şansımı denemek istedim. Gül, senin sayende bu kazançları elde ettim. Yani başta sana... 2016 model araba aldım kendime. Allah razı olsun. Bir kere bu işin en boktan yanı, bu işin en malca yanı, bu herifler bu kadar para kazanıyor olabilse, tamam mı? Kendine oynar oğlum. Akrabalarıyla çöker zaten. En basit matematik bu. Sana niye bu parayı kazandırsın? Senden 2 alıp niye 50 vermeye çalışsın? En basit matematik buradan patlıyor zaten. Ve insanlar şu görüntülere, şu görmüş olduğunuz paralı görüntülere inanıp ya kardeşlerim para kazansın diyor adam, ha tamam o zaman diyor. Aptallık bu yani. Bahis dolandırıcılığını şöyle tanımlayabiliriz. Sonucunu garanti olarak bildiklerini iddia ettikleri maçları belirli bir ücret karşılığında insanlara satan, hatta zaman içerisinde bunu daha da geliştiren insanların yaptıkları, işledikleri suç olarak tanımlayabiliriz. Bahis dolandırıcılığı temel manada bu şekilde başlar. Siz kuponlar satın aldıkça, bu batağın içine sürüklendikçe artan bir dolandırıcılığın içine düşersiniz. Bak izle, adım adım anlatacak. Instagram, Facebook, Twitter, hatta %99.9 Instagram'ı kullanıyorlar. Öncelikle selamünaleyküm. Instagram'da gezerken bir tavponla rastladım. Üzerinde bir numara yazıyordu. WhatsApp üzerinde iletişime geçtim arkadaşlar. Toplamda 160 bin lira para kazandım. Burada 85 milyar para var. Kredilerimi ödedim, araba aldım. Geçmedi bu sabah iPhone 8 Plus aldım. Sayende borçlardan kurtulduk. Çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Instagram aleminin en... Oy ulan acaba oynasak mı ya? Baksana ne para basmışlar ha. Kredilerini falan kapatmış. Sağlam iddiacısın. Bu kişiler videolar çekerler. Bu da lüks bir araba olur. Veya işte masanın üstünde banknotlar olur, yüzlükler, 200'lükler veya dolarlar. Borcunuz mu var? Düğün mü yapacaksınız? Bu şekilde bir reklam cümlesiyle insanların kendilerine güvenmelerini sağlarlar. Çekilen videolarda kişiler, ben de en başta şüpheyle yaklaşmıştım ama çok borcum vardı. X bey'e, Y hanıma güvendim. İşte bu bey, bu hanım oldukça güvenilir. Abi, abla, Allah senden razı olsun, senin sayende borçlarımı giderdim şeklinde. Sözlerle de güven telkin etmeye çalışan bir video çekim yöntemi de izliyorlar. Kimi zaman bu kişiler Photoshop'la resmi iddia kuponunu değiştirerek sanki binlerce lira para kazanmış gibi bir... Artık zaten Photoshop kısmına girmiyorum yani. Kupon bunu yapmak kadar kolay bir şey yok yani. Deyip, güven kazanma tekniklerine artı bir şey ekliyorlar. Peki bütün bunlara inanmak biraz saf olmayı gerektirmez mi? Ya kolay para. Kolay para dünyanın her yerinde cezbedici bir ögedir, cezbedici bir donedir. Kolay para kazanmak. Masa başında ekonomik sıkıntı yaşayan adam o videoyu görünce arabalara bakıyorsunuz, paraya bakıyorsunuz. Yani ona inanırsınız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada dolandırılanı küçümsemek yanlış bir şey. Mağdur kupon satın almaya karar verdikten sonra dolandırıcıyla iletişime geçer. Şimdi burada süreci ikiye bölüyoruz. Parayla satılan kupon, bedavaya satılan. Şimdi parayla satılan kuponda siz 100 lira, 200 lira, 1000 lira, 500 lira neyse bir para ödersiniz. Bu kişi size bir kupon gönderir. Kupon tabii ki tutmaz. Dolandırıcı ortadan kaybolur. Paranızı kaybeder. Allah razı olsun sizden. Hemen oynuyorum. Abla bu kupon tutmadı yalnız. Orada mısınız? Bu yöntemde dolandırıcılık tek arıyorum, adımda sonlanır. Arıyorum kapalı. Ancak işi daha ileriye götürenler de var. Bu eskide kalan ve daha basit bir yöntemdi. Ama şimdi dolandırıcılar bununla yetinmiyorlar. Artık güven telkin etmek için size kuponu bedavaya veriyorlar. Kuponu size gönderiyor. Siz yasal bahis sitesine giriyorsunuz. Bak burası önemli. Diyorsunuz bültende böyle bir maç yok. Olmayan maç. Dönüp onlara diyorsunuz ki bu maç yasal bahis sitesinin bülteninde yok. Cevap şu sevgili kardeşim, bu sabah itibariyle bu maç şüpheli olduğu için iddia risk yönetimi tarafından bültenden kaldırıldı. Buradan oynayamazsın. Benim çok güvendiğim dünyada çok ünlü bir bahis sitesi var. Bu siteden oynayabilirsin. Kalp var bir de. Siz o bahis sitesine bir kullanıcı adı oluşturursunuz.
bakarsınız ki bültende o maç var. Site bir para yatırma yöntemi bulmuştur size. Bu para yatırma yöntemiyle siteye 50 lira, 100 lira neyse yatırırsınız ve kuponu oynarsınız. Artık sıra maçların sonucunu beklemeye gelmiştir. Burada evet, umut fakirin ekmeği mantığıyla heyecanla beklenen, kurulan hayaller. Aga be, ben bu akşam bir 70'lik açacağım, yarın tatile gideceğim, kredi kartı borçlarımı ödeyeceğim, hadi şu maçlar bitsin de artık parayı alayım diye bekleyen Sazanaviler. Günler, belki de saatler içinde kuponunuz tutacak, hayalleriniz gerçekleşecektir. Fakat zaman geçmek bilmez. Maç saatinden sonra size bir bilgilendirici mail gelir. Kurumsal, makul, mantıklı, inandırıcı bir mail. Şu numaralı kuponunuz tuttu. İşte 128.765 lira kazandınız. Banka hesap bilgileri gönderin. İşte burada çocuk ayaklanır ve arkadaşlarını arayıp oğlum paranın amına koyduk lan diye bağırır. Size biz EFT havale yapacağız. Siz banka hesap bilgilerinizi bu kişilere verdikten sonra artık ağa düştünüz. 126 bin lirayı cebinizdeyiz. Tabii bir de onun hevesi var. Borçlarınız ödendi. Tatil planlarınız erteliyorsanız tatile gidebileceksiniz. Karşı taraftan size bir mesaj gelir. Paranızı havale yapacağız. Ancak bankanız bizden 3400 lira havale bedeli, EFT bedeli istiyor. Sizin alacağınız rakam 70 bin lira, sizden istedikleri rakam 3 bin lira. Hiç sorun yok diyorsunuz, 3 bin lirayı yatırıyorsunuz söyleyin. Amcık kazandığım paradan al falan diye yok o. Bak bir de üstüne seni borçlu yapıyor. Sen zaten borç harç içindesin. Bir de sırf 140 bini, 150 bini neyse kazandığını almak için bir de para yolluyorsun. Ya zaten ben mesela şu aşamaya kadar gelmiş olsam şurada bir dururum. Yani yeter amına koyayım. Söyledikleri hesabı. Onlar dönüp size diyorlar ki paranızı havale talimatını verdik. Size bir dekont gönderiyor. Oy dekont da aradan sahte bir tabii. Aradan bir gün geçiyor, iki gün geçiyor hesabınıza giren para yok. Dönüp diyorsunuz ki ben işte havale bedeli yatırdım, para gelmedi. Hemen dönüş yapıyoruz. Bir 10 dakika bekletiyorlar sizi. Türkiye'deki bankanız %18 vergi istiyor bizden. Rakam ne kadar? 10 bin lira. Bu defa istenilen rakamın daha büyük olması kişiyi endişelendirir. Ancak ortada bir kazanç varsa vergisinin de ödenmesi gereklidir. Değil mi? Borç harçta da olsa bu para da mecburen gönderilir. Bu şekilde zaten artık kişilerin, dolandırıcıların istediği... Ya bence de bu kadar yemezsin diyorsun ya Sertaç, çatır çatır yiyor millet. Parayı onlara göndermiş oldunuz. 24 saat beklediniz, 12 saat beklediniz, para gelmedi. Artık bu defa yeni bir yalan buluyorlar. Ülkenizle alakalı ek vergi geldi diyorlar. İşlem ücreti diyorlar, şirketimizin komisyonu diyorlar. Genelde insanlar bu aşamada ayılıyorlar. Genelde bu aşamada ya ben dolandırıldım. Çünkü ilk, ikinci istenen para yazık, ilk istenenden yazık her zaman daha fazla. Hatta dolandıran kişi kimi zaman artık biraz saçmalamaya başlıyor. Nasıl saçmalamaya başlıyor? Kişiden mesela 15 bin lira istiyor. Kişi diyor ki 15 bin liram yok. Ne kadar gönderebilirsiniz diye bir soru geliyor. Vergi veya havale parası adı altında sizden istenen para sabittir. Ama ne kadar gönderebilirsiniz mesajıyla kimi insanlar bir dakika ben dolandırıldım diyorlar. Dolandırıldığını anlayan kişi parasını geri almak için sözde bahis şirketiyle tekrar iletişime geçer. Fakat hiç tahmin etmediği bir yanıt alır. Paranızı istediğiniz aşamaya geldiğiniz zaman bu defa size dava açma tehdidinde bulunuyorlar. Bahis hesaplarının işte düzenlenmesine ilişkin yönetmelik gereğince gibi canlı cümlelerle işte bize eğer bu parayı göndermezsen biz size dava açacağız. Bana gelen soruların önemli bir kısmında işte avukat bey ben dolandırıldım, tamam paramı istemiyorum ama bana dava açarlar mı? Dava açılmasından korkup para gönderen insanlar bile var. Yok kaptırdığı paraları geri almak isteyenlerse çetrefilli bir yasal süreçle karşılaşmak zorunda. Fakat dolandırıcılara ulaşmak o kadar da kolay olmayabilir. Bulunduğunuz şehirdeki savcılığa müracaat edersiniz. Yazışmaları sunarsınız ve dolandırıldığınızı izah edersiniz. Savcılık hesap sahibinin ifadesini alır. Bu kişilere bir... Slow'u kısabilirsiniz artık. Kamu davası açar ve bu kişiler yargılanırlar. Ancak burada koca bir ancağımız var. Bu kişiler kendi banka hesaplarını kullanmıyorlar. Olayla alakasız kişilerin banka hesapları kullanılıyor. Size ben kendimi farklı bir isimle tanıtıyorum. Bir hafta sizinle samimi oluyorum. Bir hafta sonra diyorum ki ya bana bir para gelecek, hesabımda bir sorun var. Sen de hangi banka hesabı var? Siz banka hesabınızı söylüyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. Siz... Ya yok artık ya. Bu da yani. Banka hesaplarını kullanmıyorlar. Olayla alakasız kişilerin banka hesapları kullanılıyor. Size ben kendimi farklı bir isimle tanıtıyorum.
Bir hafta sizinle samimi oluyorum. Tamam. Bir hafta sonra oldun. Diyorum ki ya bana bir para gelecek, hesabımda bir sorun var. Sen de hangi banka hesabı var? Siz banka hesabınızı söylüyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. Sizin banka hesabınıza para geliyor. Çekiyorsunuz, bana veriyorsunuz. Ben size bahis olduğunu söylemiyorum. Yasa dışı bir durum olduğunu söylemiyorum. Suçu işleyen kişi... Belki de orada şey yapıyordur. Bir para gelecek. Hani içinden de sana şu kadar veririm yani. O kadar uğraşıyorsun falan deyip o garibanı da tokatlıyorlardır. Kişi kendisini çok kolay bir şekilde gizliyor. Ulaştığımız kişiler müvekkillerimizi dolandıran kişiler değil. Avukat Halil İbrahim Çelik'e göre bu yöntemle dolandırılanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çok fazla kişi dolandırıyor. Günde 500'den fazla insanın dolandırıldığı kanaatindeyim. Daha fazla bile olabilir. Mantıklı düşünelim. Bu kişi şikeli maç olduğunu iddia ediyor. Kendi oynar. Size 100 liraya size satmasında hiçbir faydası yok. 1000 liraya size satmasında hiçbir faydası yok. Parayla kupon satan insanlar dolandırıcıdır. Yasal bahis sitesinde olmayan maçları sattığını iddia eden kişiler dolandırıcıdır. Satmadı, paylaştı. Paylaştığı maçlar yasal bültenimizde yoksa dolandırılma ihtimaliniz %99.9'dur. Çünkü bu kadar kolay para kazanma yöntemi yok. Bu kadar basit, bu kadar net. Yani bilmiyorum, çok basit aslında. Ama aç abi insanlar işte. Aç. 3000 lira borcum vardı sağ olsun. Bahis baro... Ne bu bilmiyorum, bir marka da olabilir. Marka değildir de isim. Bir kupon alıp 1000 lira bastım. 4000 lira borcum oldu. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Allah kimseye bunlara inanacak kadar çaresiz bırakmasın. Heh, söylemeye çalıştığım buydu. Yani çaresizlik. İnsanlara diyorsunuz ya bu niyen aptaldır, gerizekalıdır. O kadar çaresiz ki onun yerinde olmanız gerekiyor bunu hissedebilmek için. Adam o kadar çaresiz ki umut abi onun için o. Ya tutarsa ya doğruysa. Anlatabildim mi? Adam onun peşinden gidiyor. Çünkü aç. Aç, belki evine ilaç alamıyor, belki çocuğuna kitap alamıyor, bilemezsin. Ama daha da çok borçlanacağı gerçeğini değiştirmiyor bu. O yüzden biraz aklı çalışıyorsa